Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti arasında müzakere edilen anlaşmaların imza törenine başlıyoruz. Hurmatli davlat rahbarları, hurmatli hanımlar ve janoblar. O'zaro kelishilgan iki tomonlama hujjatlarni imzolash marosimi boshlanadi. Birinci anlaşma. Türkiye Cumhuriyeti adına Türkiye Adalet Akademisi Başkan Vekili Hasan Kadir Yılmaztekin, Özbekistan Cumhuriyeti adına Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov, Türkiye Adalet Akademisi ile Özbekistan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Hukuk Eğitim Merkezi arasında niyet protokolünü imzalayacaklardır. Özbekistan Respublikası Taşkı İşler Vazırı Bahtiyar Saidov ve Türkiye Adliye Akademiyası Reisi vazifasını bacaruvchi Hasan Kadir Yılmaztekin, yuristlar malakasını oşiriş sohasidagi idoralar aro ahdlashuv bayonnomasini imzolaydilar. İkinci anlaşma. Türkiye Cumhuriyeti adına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Taşkı İşler Vazırı Bahtiyar Saidov ve Türkiye Respublikası Komünikasyalar İdorası Direktörü Fakhreddin Altun, medya ve komünikasyalar sohasındaki idoralar aro ahdlashuv bayonnomasını imzolaydılar. Cumhurbaşkanı Sayın Mirziyoyev ve heyetin 3. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantımız münasebetiyle Ankara'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendilerine bir kez de sizlerin huzurunda ülkemize hoş geldiniz diyorum. Kıymetli dostumla birlikte 2018 yılında Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'ni kurmuştuk. 2022 senesinde ise ilişkilerimizi kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükselttik. Bugün de Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyimizin 3. toplantısını hamdolsun başarıyla gerçekleştirdik. Görüşmelerimizde ortaklığımızı daha da derinleştirecek adımları istişare ederek buna dair istikametimizi belirledik. Ticaret, tarım, ulaştırma, enerji, kültür, eğitim ve savunma sanayi gibi başlıklarda atabileceğimiz somut adımları ele aldık. Konsey toplantısı vesilesiyle birçok anlaşmaya da imza attık. Bu anlaşmalar iki ülke arasındaki işbirliğini çeşitlendirmemize imkan sağlarken ahdi zemini de kuvvetlendirecektir. Özbekistan'daki Türk yatırımlarının her geçen gün artmasından memnuniyet duyuyoruz. İş insanlarımızı Özbekistan'daki yatırımlarını artırmaları ve ortaklığımızı pekiştirecek bağlar kurmaları yönünde
teşvik etmeyi sürdüreceğiz. Türkiye-Özbekistan Hükümetler Arası Karma Ekonomik Komisyonu 7. dönem toplantısı sonunda imzalanan 107 maddelik eylem planını hızla hayata geçirmek için gereken adımları atmaya başladık. Dün gerçekleştirilen iş forumu da buna katkı sağlayacaktır. Atacağımız bu adımlarla birlikte 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize en kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum. İsrail'in Gazze'ye yönelik 8 aydır sürdürdüğü insanlık dışı saldırılar istişarelerimizin ana gündem maddelerinden birisini oluşturdu. Filistin meselesine Özbekistan'la aynı zaviyeden bakıyoruz. Gazze'de mazlumlara yapılan zulmün durdurulması yönündeki çağrımızı yineliyoruz. Şevket kardeşime, bağımsız Filistin devletine ve iki devletli çözüme verdiği destek dolayısıyla teşekkürlerimi iletiyorum. Savaşın bitmesi ve Gazze'deki kardeşlerimize ihtiyaç duydukları insani yardımların ulaştırılması için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Uluslararası Adalet Divanı başta olmak üzere tüm hukuki süreçlere dair girişimlerimiz sürüyor. İsrail'e katliamlarında cephane ve silah desteği veren ülkeler de artık bu suça ortak olmaktan vazgeçmelidir. Vicdan ve sorumluluk sahibi tüm kesimleri bir kez de ateşkesin ivedilikle tesisi noktasında ellerini taşın altına koymaya davet ediyorum. Biz nasıl samimiyetle Özbekistan'ı destekliyorsak, Özbek kardeşlerimiz de zor günlerimizde bizim yanımızda oluyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve Özbek halkının 6 Şubat depremleri sonrasında ülkemizde sergilediği dayanışmayı hep şükranla hatırlıyoruz. Depremin hemen ardından Özbek makamları bölgeye arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk etti, 700 tona yakın yardım malzemesi gönderdi. Özbekistan'ın Hatay'da yaptırmakta olduğu 306 afet konutu, ezeli ve ebedi kardeşliğimizin bir sembolüdür. Depremzedelerimiz adına Şevket kardeşimin şahsında Özbekistan devletine ve halkına teşekkür ediyorum. Bu vesileyle ülkemizde düzenlenen 4. uluslararası en iyi keskin nişancı timi yarışmasında birinci olan Özbek takımını kutluyorum. Yarışmada 5 kez rekor kıran Özbek keskin nişancıların başarısından biz de gurur duyduk. Kıymetli kardeşim, Türkiye'nin yakın bir dostu olduğunu göreve geldiği günden bu yana attığı kararlı adımlarla ortaya koymuştur. Kendisine Türkiye-Özbekistan kardeşliğine yaptığı eşsiz katkılardan ötürü inşallah bugün devlet nişanımızı tevcih edeceğiz. Bu önemli ve bizim için çok büyük anlam olan ziyaretin işbirliğimizi daha da güçlendireceğine inanıyorum. Daha önce nasıldık, şimdi ne durumlara geldik? Biz şimdi geniş kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesi konusunda tarihi belgeyi imzaladık. Sizin ata yurdunuza dönük sonsuz teveccühünüz ve muhabbetiniz yıldan yıla artıyor olduğuna ben bizzat kendim tanık oldum. Kıymetli basın mensupları, bugünkü görüşmemiz çok manidar. Biz işbirliğimizin yeni ve daha da sağlam köprülerini kuruyoruz. Biz ilişkilerimizi kağıtlarda değil, uygulamada, pratikte yükseltiyoruz.